Hava değişti. Dayılar dedi. Ne var ne gidiyorum. Bugün günümüzü giyindim, madem güne geldim. Kameraman Bey. Evet, değerli misafirlerimiz, başka bir isteği olan var mı? Çayımız mevcuttur, ikramlarımız mevcuttur. Tabii hemen getiriyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Arkadaydı. Havanın evinde çay bitti her şey. Bir daha verir Sevgili kuzenlerimiz, değerli takipçilerimiz, Kuzenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin artık geleneksel hale gelen Cuma akşamları ziyaretlerinin 14. haftasındayız. Bu hafta rahmetli Mustafa Kara dedemizin torunu, bizim de kuzenimiz, sevgili Gülhan Kul, eşi Hasan Kul ve ailesiyle birlikteyiz. Bu haftaki organizasyona, yani sohbetimize başlamadan önce yine bu akşam oldukça kalabalığız. Ben buraya gelen tüm kuzenlerimize ve tüm yakınlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu hafta 14. haftadayız. Her bir hafta organizasyonumuza yeni bir lezzet katıldığını düşünüyoruz. Artık yavaş yavaş da böyle bizim neslimize doğru yaklaştıkça organizasyonların daha keyifli hale geldiğini görüyoruz. Ama işte eski topraklardan da çok şey öğrendiğimizde bu bir gerçek. Geriye doğru dönük eğer programlarımızı seyredecek olursanız aslında hangi koşullardan bugüne geldiğimizi herkes daha iyi görecektir diye düşünüyorum. Evet, bu hafta Gülen abladayız. Niçin Gülen abladayız? Belki bilmeyenler için ama hatırlatmak isterim öncelikle. Gülen ablamız geçtiğimiz aylarda kendisi bir ameliyat geçirmişti. Biz akabinde onu ziyaret etme şansımız olmadı. Çünkü o ara hastalıklar, ameliyatlar çok peş peşe gelmişti. Aynı zamanda oğlu Muhammed Emir'i sünnet ettirdiler. Onun için de gelemedik ve biz bu akşam başta kendisinden ve daha sonra aile nezdinden özür dileyerek ve inşallah özrümüzü kabul ediyorsundur. Bizi bağışlarsan seviniriz. Yani zamanda gelemedik. O yüzden kusurumuza bakma ama bu akşam elimizden geldiğince bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum. Telafi edebildik mi? Fazlasıyla. Teşekkür ederim. Evet, muhabbetimize başlayalım. Gülen ablacığım, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Tamam. Evet. Yine heyecan başladı. Yani böyle diğer organizasyonlarda rahat rahat oturmaya benzemiyormuş herhalde. Sevinmek çok daha güzel. Evet. Biraz daha yüksek sesle alabilirsek problem yok. Öncelikle ikramlar için çok teşekkür ediyorum. Sadece sevgi sen vardın. Evet, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel ikramlar. Sağ ol. Evet, aynı zamanda. Ben yaptım. Evet. Şimdi neler yapıyorsun abla? İstersen kendinden bize biraz bahset. Çalışıyor musun? Ev hanım mısın? Sağlık kurumunda çalışıyorum. Sağlık kurumunda. Kaç senedir çalışıyorsun 15 abla? 15 yıl oldu. 15 yıldır maşallah. Maşallah. Bir sağlık kurumunda çalışıyorsun. Artık bir iş kadını oldun. Evet. Yani peki çalışan kadın için evde boş boş oturmak hani biraz sıkıcı gelir falan derler. Sen katılıyor musun ona? Yani böyle bir izne çıktığında vesaire falan, oh işte ben yatar dinlenirim mi dersin, yoksa
Yok ben alışmışım gerçekten hani işe gidip çalışmak daha çok hoşuma mı gidiyor diyorsun? Çalışan kendimi daha rahat hissediyorum. Öyle mi? Evet. Anladım. Evde zaman geçirmeyi seviyorum ama çalışan o arada kendimi... temizlik yapıyor. Temizlik yapıyor. Sen yardım ediyor musun? Yani genelde ben yapıyorum. İyi maşallah ne güzel yani. Enişte hayırlı akşamlar diliyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Nasıl geçiyor günler? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsun? Yine devam mı çocukları sevindirmeye? Evet. Aynen. Nerelerdesin bu aralar? Hangi bölgelerde dolaşıyorsun? Civar köy, civar. Civar köylerde. İşler nasıl? İyi mi? İdare eder. Şu anda kış günü. Peki sohbetimizin bu bölümünde şöyle başlayalım. Gülen abla aslında çok eski değil. Hani aramızda çok fazla yaş farkı olmadığını düşünerek hani ben böyle bir sohbete girmek istedim. Ama sen de köyde büyüyen bir nesil olarak bize köydeki o durumlardan biraz bahseder misin? Yani sen işte çocukken ya da gençken neler yapıyordun köyde? Mesela sen de hani ben kendi yaşım olarak hani kahramanı gördüm şimdi. Onunla biraz köy hayatında işte geldiğimde vesaire öyle söyleyeyim. Beraber işte sığır yaymaya gidiyorduk vesaire. Sen de o zamanlar neler yaptın? Hani ben daha çok evde duruyordum. Selda küçüktü o zaman. Selda'yla zaman geçiyordum evde. Tabii Selda büyüyünce adam dışarı işlerine bakmaya başladı. Ahıra falan gitmeye başladı. Ama sonra sen evde kaldım. Ben genelde evdeydim. Hep evdeydim. Yemek mi? Yemekle mi uğraşıyordun? Daha çok temizliği yapıyordum ben. Annem yemek işlerinde daha çok. Yani o ara hiç işte kızım bugün de yemeği sen yap falan filan demiyor muydu hiç? Derdi ama. Ama genelde annen hani. Daha çok annem önümüzdeydi. Anladım. Ekmek yapardı o. Ekmek mi yapardın sen? Öyle mi? Doğru mu sen? Sen mi yapardın ekmeği evde? Genelde ekmek yapardım. Anladım. Böyle bir tarla, bağ, bahçe işi falan olmadı o zaman. Ama biz sen de Sunda'ya falan gittiğimizi hatırlıyorum. Çok babamla yani. Gidiyordum. Yine anne baba da sen genelde hep evde kaldın o zaman anladığım kadarıyla. Elise senin çocukluğunda var mı böyle hatırladığın yani sen neler yapardın? Hep burada mı oturdunuz bu arada? Hep burada. Hep bir bağ bahçe işi falan herhangi bir şey var mıydı? Vardı canım. Eskiden biz tütün yapıyorduk. Tütün yapıyordunuz? Yani çocukluğumda tütün yapıyorduk yani. Bir hayvancılık falan yok burada anladığım kadarıyla. Hayvan çok bakmak böyle 2-3 tane baktık ama öyle yiyecek kadar yani şey değil. Anladım. Dışarıya satacak bir şey değil. Allah bağışlasın. 3 tane çocuğunuz var. Birbirinden güzel, tamam. Birbirinden tatlı. şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Çocukların isimlerinden yola çıkmak istiyorum. Niçin Gizem? Mesela Gizem ismini kim koydu? Gizem ismini ben koydum. Neden? Çünkü çok gizemli dünyaya geldi. Öyle mi? Bayağı gizemli. O gece biz polis arabasıyla geldik. Polis arabasıyla doğumhaneye yetiştirdik seni. Ben iyi hatırlıyorum yani. Sosyalde gittiniz yattınız. Yani şöyle bir durum var. Aslında burada ben müdahale etmeden duramayacağım. Benim doğum günüm vardı. Sanırım bir pazar günü mü? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte doğum günü partisi hazırlamıştım evde. İşte kız arkadaşlarım falan filan çağırdım. Her şey 10 numara taktik işleyecek falan filan arkadaşlarım gelecek. Sonra sonuç Gizem dünyaya geldi. Parti iptal oldu. Yani o yüzden aslında ona tatlı bir anımız var böyle. Peki Gamze Nur mu? Evet Gamze Nur. Gamze Nur genelde Gamze Nur diye mi? Genelde ediliyor. Gamze Nur. Evet. Niçin Gamze Nur? Yani niçin Gamze değil? Niye Gamze Nur? Gamze Nur. İsmini kim taktı? İsmini amcası taktı. Amcası. İsmini amcası taktı ama bir de Gamze Nur demeyi seviyoruz ona. Ben de bir dayısı sayılırım onu. Ona bu akşam Nurten ismini taktım. Bundan sonra Nurten değil kardeşim. Diğer kuzenlerin de zaman zaman Nurten diye sesleniyorlar evet. Yani. Peki Allah bağışlasın. Bir de Muhammed Emir var. Evet. Onun ismini kim taktı? Emir ablaları daha çok Emir ben taktım onu. Muhammed de babamızda çoğunlukla. Ben aslında Ali Necati koymak istedim ama kabul etmediler. Ali Necati baba ismi. Baba ismi. Evet. Evet. Aslında çok da güzel olmuş yani yakışır mı sana? Ama kabul ettiremedim. Yani Ali Necati'yi koysaydın bugün Ali Necat'la falan bir ortak yani gördüğümüz isimdeki gibi. Ali Necati olacaktı daha şey olacaktı ama ne yazık ki kabul etmediler. Peki önce ev sahibinden başlayalım. Hani Gülen abla çocuklarından en fazla hangisini kendine benzetiyorsun? Yani işte hal ve hareketleri, kişilikleri, huyları anlamında. Çünkü daha çok babalarına benziyorlar. Hepsi mi? Evet. Üçü de mi? Evet. Hiçbir huyları sana çekmemiş yok, mi? Yok çekmedi. Katılıyor musun enişte sen? Enişte katılıyor musun sen? Ne kadar
Artık uyum varsa. Ya genelde iyi uyum olunca, yok, hani böyle çok iyi bir şey yapınca aynı annesi, kötü bir şey yapınca aynı babası. Genelde uyuşturucu oluyor. Genelde uyum oluyor gerçekten. Öyle oluyor ama bu %99 bana benziyor. Yani. Öyle mi? Evet, yani, aynı. Sana bu soruyu soracaktım. Hani işte çocukların içerisinde en çok hangisini kendine benzetiyorsun? Yok, işte? Ben hepsi benziyor. Bir tanesi mesela böyle düşünceleriyle ya da yaptıklarıyla, işte huylarıyla bir tanesi daha çok benzer mesela. Diyorum ya, %99 bu. Genelde. Tabii. Bu Nurtencik kimseye benzemiyor mu? O kimseye benziyor. Ortada böyle. Kendi halinde ama. Gerçekten çok kendi halinde. Hiçbir şey yapmaz, etle sütle karışmalar olur. Bana dokunmayan... Bana dokunmayan bir yaşlısın derler ya. Evet, tamam. Aynen. Evet. Peki şöyle bir soru sorayım abla. Şimdi her işte büyüğümüze gittiğimizde şey dendi mesela. İşte yeğenlerinden en çok kimi seviyorsun? Daha farklı. Niçin? Ya bu arada şeker misin? Yaptığı şirinlikleri sana zahmet. Yani gider yani. Şirinlik yapıyorum haliyle. Güzel şeyler söylemek ki benim için. Yani, niçin der ya? Niçin? Kafa yapınız çok güzel. Kafayı da öyle mi? Birbirimizi anlayabiliyoruz. Bak işimiz anlarız bunu. Öyle mi? Şu an ne demek istiyorsun sen? Beni çok sevdiğini söylüyorum. Kesinlikle doğru değil ya. Peki ikinci, bu şansı tanısaydık ikinci olarak kimi söylerdin? Yine Derya mı diyecektin? Kimi derdin? Onu söylemeni bekliyor mu? Yok yemin ederim. Hayır, ben kendimi falan beklemiyorum yani. Hayır. Gerçekten böyle kafanda daha yani Derya gibi kendini yakın hissettiğin, derdini anlatabildiğin ya da işte birisi var mı? Var, söylemem gerekiyor. Soruyu sokmama göre söylemem gerekiyor. İki tane sen çıkardın. Yani hayır. Söyleme. Hem şöyle bir şey dedi, hem dedi ki iki tane söyleme hakkım var mı dedi. Tamam dedim, hadi ikinciyi de söyleyeyim. Şimdi de niye söyleyeyim der gibi böyle. Var mı ikinci bir kişi kuzenlerin içinde sana böyle yakın hissettiğin, senin yansı kim? Hepsi. İkincide hepsi. Peki aslında biraz hızlı ilerledik ama kardeşlerden bahsederken şeyi sormam gerekiyordu. Yani... 3 tane kardeşin var. Evet. Onların içerisinde böyle huy bakımından, yani biz şimdi böyle bir soru sorduğumuz da her seferinde aslında aynı şeyi tekrar ediyorum ama bir daha söyleyeceğim. Burada amaç kardeşlere ayırmak değil. Aslında burada hareketleriyle, düşünce yapısıyla sana en fazla uyan kardeşin hangisi? Uyan yani kardeşim Selda. Selda. Biz zaten kardeş yapan biz kendilerimizi ayırdık. Öyle mi? sana Selda düştü öyle mi? Gülseren'e de kahraman mı düştü? Ama bu akşam seni kardeşin yalnız bıraktı. Nasıl olacak şimdi? Ama şartlardan dolayı. Gülseren kahramanı çok seviyordu. Küçüklüğünden beri. Kahraman işten gelirdi, ilgilenirdi. Sokağa çıkacak topu oynayıp giyip terli kahraman çok ilgilenirdi. Onlar birbirine daha yakınlar. Hala. Sen ya bizi konuşamazdı ya. Kahraman uyuyor diye bizi eve sokmazdı. Şöyle bir şey var. Hatırlamaz mı? Eve sokmuyordu ya. Şimdi burada iki şey söylemek istiyorum. Birincisi aslında Selda Gülseren'in kahramanla ilgilenmesi. Çünkü oradaki o pozisyonda Selda'nın küçük olup da Gülen ablamın da biraz Selda'ya bakmasından dolayı. Biraz yani biraz aslında gibi. Kardeşlerini biraz, paylaşmışlar. Evet, bravo. Şey için, evet. İkinci konuda aslında şu olay benim çok hoşuma gidiyor. Yani kardeşlerin hani biz kardeşlere pay ettik demek bence güzel bir şey. Hani 3'e 1 kalmaktansa 2-2 bölüşmek iki, daha iyi. Hiç olmayan da var. Hiç olmayan da var. Yani evet, hiç olmayan da var. Onlar düşünsün yani. Kuzenlerimizden sorusu olanlar var mı? Böyle devam edelim. Yunanlar nasıl tanışmışlar? Nasıl? Yunanlar nasıl tanışmış? Nasıl evlenmiş? Evet sevgili kuzenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Bir gelen soru var. Sevgili Şükran teyzem diyor ki hani nasıl tanıştılar? İşte birisi Karaburun köyünde eski adıyla. Bir tanesi Soğukpınar'da nasıl tanıştı? Sizi birisi aracı mı oldu? Evet. Kim tanıştırdı? Ayşak. Hemen o zaman Koray'cığım birazcık yaklaşmanı istiyorum. Ayşak teyze nasıl oldu? Yani böyle nereden aklına geldi? Ne bileyim. Hasan annesinden konuşurken işte evlendirdik, evlendireceğiz.
uzaktır gelemez, yakındır göremez hesabı oluyor. Biraz daha hani araştırıyoruz, bulamıyoruz dedi. He. Ben de benim yeğenim var dedim. Acaba olabilir mi, olamaz mı? Hayır. Buranın fikrini aldık, oranın fikrini aldık. Yani birileri aracı olmadan da demek ki olmuyor. Yani, yani hepsi birer vesile derler ya. Evet. Evet. Öylelikle ne oldu işte, nasip kısmetmiş. Anladım. Kaç sene oldu bu arada? Ne oldu? 18 yıl. Yani ben daha dün gibi hatırlıyorum yani. Vallahi bayağı da zaman geçmiş yani. Başka sorusu olan var mı? Kahraman Bey'in bir sorusu var her zamanki gibi. Zaten fix menü Kahraman Bey, Emre Bey, Serkan Bey. Serkan Bey ve İbrahim Bey. Evet. Kendisi 15 yıldır çalışıyor. Evet. Ne kadar var emekliyle? Bir. İkincisi... Hep sen böyle emekli konuları... Yani milletin emekli maaşında gözü yok. Emekli ne kadar var? Emekli olunca bir planı var mı? Evet. Askerliği nerede yaptın? Evet, bu güzel oldu. Meysel Ahmetler'den. Önce 15'im oldu. Emekliliğe ne kadar kaldı ama? 15 var. 15 yıl daha mı var? Evet. Yaştan dolayı tabii. Gün yaştan artık dolayı. Yani doluyordur. Peki emekli olduktan sonra bir planın var mı? Ya normal yaşam hayatına devam etmek ister misin? Yoksa işte hani ben emekli olduktan sonra işte bir tatil yapmayı düşünebilirsin. Ne bileyim hani mekan değiştirmeyi düşünebilirsin. Senin kafanda böyle bir şey var mı? Ya tabii fikirlerim var. Mesela? Mesela gideceğim 2 yıl 3 yıl gelmeyeceğim Düzce'ye. Düzce'ye mi takip edeceksin? Yani değişiklik iyi olur aslında. Değişiklik iyi olur tabii. Yani. 15 yıl. Sonuçta farklı bir coğrafya falan filan hani. Ya böyle bir şey sorun. Mesela. Güzel'le birlikte gidebiliriz. Yani o da olabilir. Tamam o güzel bir şey. Başka bir şey. Ebru Hanım'a da gelsin galiba. Oraya da gelsin tamam. Evet. Başka sorusu olan var mı? Serkan Kara'ya bir soralım. Var belki vardı. Serkan Bey bir sorunuz var mı bu yok. Akşam? Nasıl oldu ya böyle bir yanlışlık? Bu akşam yok. Emre Bey hazırlamadınız mı? Bu akşam dersimde çalışmamıştım. Şey normalde siz dersinize çalışıp da girdiniz. Bir anda oldu. Öyle mi? Muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın bu bölümünde şöyle bir şey yapalım. Biz gerek Gülhan abla senin ameliyatın dolayısıyla akabinde seni ziyaret edemedik. Gerek işte Muhammed Emre'nin sünnetinden dolayı gelemedik. Çünkü o ara hatırladığım kadarıyla çok üst üste işte Emine teyzemin, babamın vesaire çok rahatsızlıkları oldu üst üste. Biz hakkını helal et. Helal olsun. Diyoruz ve kendimizi özür babında bir hediye hazırladık sana. Başkanım hediyeyi takdim etmek üzere şöyle yapalım. Ben kamerayı Barış Bey siz devralır mısınız? Size zahmet. Ben ödülü ve hediyeyi vermek üzere. Başkan yardımcımız Sayın Koray Bey'i alkışlarla buraya davet etmek istiyorum. Koray Bey, merhaba. Merhaba Volkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tamam. Siz sorumlu. Tamam, ben neyim? Başkanım. Evet. Tamam, devam et. Cümleye devam et. Gülhan abla, aslında hep ısrarla aynı şeyi söylüyoruz ama bir gönül kırgınlığın olabilir belki bize karşı. Biz gerçekten bu konudan dolayı çok özür diliyoruz. Çünkü çok üst üste olaylar vuku buldu. İnşallah umarım bu akşam kendimizi affettirmiştir. Kendi aramızda çam sakızı, çoban armağanı bir hediye hazırladık sana. İnşallah bizi affedersin. Sağ ol. Her zaman. Başkan yardımcını da takdim ediyor. Ablacığım. Birkaç fotoğraf alalım. Nerede İbo? Evet İbrahim Bey. İbo fotoğraf mı oldu? Sen fotoğraf çekecektin ya ne oldu? Yalan mı oldu? Evet hadi. Gel ya. Sen de çekebilirsin. Ben şey yapayım. Ya. Sen verdiğin için ödülü sen de şey yap. Boz olsun sen de yanımda. Attılar beni. Çocuk yok. Muhammed Emir yok. Muhammed Emir. Muhammed Emir nerede? Koş. Koş. Adam bak. Güzel bir tane bakın. Riyaz güzel. Güzel bir tane bak. Sen bak. Buraya bak. Nurten sen azıcık eğil. Tamam böyle. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Flaştan patlamasın. Tamam daha çekmesin. Teşekkür ederiz. Evet. Gösterilen bu duyarlılıktan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden kocaman bir alkış rica ediyorum. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başka sorusu olan yoksa derneğimizle ilgili konulara geçeceğim ben. Başka sorusu olan var mı? Hasan Bey'in askerliğini
Nerede yaptın? Evet enişte bir özel soru geldi sana. Askerliği nerede yaptığına evet. dair. Ben Acem Birliği Malatya'da şoför alayında 90 net aldım. Oradan sonra Ankara Karar Okulu'nda geri kalanını tamamladım. Biraz şanslıymışsın aslında. Ankara. Bayağı başka şanslıyım başka. Çünkü ilk önce oraya gittiğimizde ben ehliyetsiz olduğum için 500 kişiden 100 kişi şeye geri gidecekti. Ankara'ya revize olarak gidiyordu. Ne yazık ki revizelerin içinde ben yoktum. Yani ben orada kaldım 30 kişinin içinde. Kademede kaldım. Sonra Ankara'ya gittim. Yani Ankara'ya ilk gidecektim. Şans. Şans yani. Orada usta bildiğim Ankara oldu ve çok iyi yerde yaptım. Peki kolay bir askerlik miydi? Zor bir askerlik çok miydi? Çok kolay çünkü şeydim Kazan Dairesi'nde görevliydim. Yani görevli olarak yaptım. Şey yok. Yani nöbet falan hiçbir şey yok. Ne güzel. Yani askerlik yaptım diyemem açıkçası. Şanslıymışsın. İşçi gibi çalıştık. Ne güzel. Evet, Emre Bey. Buyurun, sizin diyor. Evet. Aysel abla mesela size söylediği zaman görüştünüz mü hiç? İlk görüşmede mesela nasıl bir izlenim oldu birbiriniz arasında? İkinize de soruyorum Aysel abla. Sonuçta yani, şöyle yani. Söylediler size. Elektrik alınlar mı? Görüştünüz mü? Bir salonu şuraya falan alalım mı ya? Yani bence de Aysel abla gelsin. Elektrik alınlar mı yavrum? Trafa patladı. Şöyle bir şey var. Şimdi Emre abim der ki sonuçta Aysel teyzemiz aracı oldu. Ama direkt aileler mi karar verdi yoksa siz bir ön görüşme yaptınız mı? Siz mi karar verdiniz? Bununla ilgili bir soru var. Siz hiç görüştünüz mü yani aileler karar vermeden önce? Yok. Aileler mi direkt hemen şey yaptı? Önce kararı? Aileler görüştü sonra görüştü. Biz görüştük. Peki, yani siz görüştüğünüzde çoktan bu iş bitmiş miydi yani? Yok, aileler yok, yok. Hep beraber gittik. Ailelerle beraber gittik. Ama sonra siz ayrı bir odada ya, özel olarak görüştünüz mü? Ben önce görüşmeye gittik işte beraber. Gördük. Ondan sonra da aileler gitti. Dediler tamam dediler. Sonra yani gelsinler bir daha istesinler dediler ama... Bir daha istemeye gerek kalmadı. O an dediler düğsüyü alıp gelsinler. Yok çok yani şey ikinci gelmeye söz yapalım. Üzmek istemedik. Neden? Hani köydeydik. Hani yorulmasınlar dedik. Üzülmesinler dedik. Yani. Yok, iş güç vardı. Böyle böyle. Ya şöyle mi oldu? Boyna boyna gidip gelmesinler. Ya boyna misafir geliyor. Akşam erken eve gidiyor. Evet. Başka sorusu olan var mı? Allah razı olsun. Asıl var ya Hasan eniştenin ailesinden hiç bahsetmedik. Kaç kardeşler, nasıl çocukluğu yani çok fazla şimdi, şey girmedi. Sadece tütüden bahsettik. Aslında ev sahibi konumları için genelde bir de ev sahibinden sorduğumuz için o zaman şöyle yapalım. Hasan abi biraz da senin ailenden bahsedelim. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört kardeş. Dört hepsi de burada mı oturuyor? Yok, bu aynı. Hepimiz oturuyor. Aynı şeyde. Dört tane ev var işte. Dört de evli. Birisi dışarıda başka yerde. Hı. Dört ev tabii. Tanımayanlar için şey yapıyorum. Anne baba sağ. Sağ olsun. Allah uzun ömürler nasip etsin. Amin amin. Zor bir çocuk muydun sen ailenin içerisinde? Yok ben çok uysal. En şeyi benim. Öyle mi? En uysalı sen miydin? En uysal. Yani? En şeyi benim. En küçükleri mi sensin? En büyükleri. En büyükleri sensin. Diğerlerin hep senden küçük yani. Aynen öyle. İyi de bir futbol seversin diye biliyorum. Çok. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Beşiktaşlısın. Fazla Beşiktaşçı yok. Fazla Beşiktaşçı yok. Tek Derya Hanım var herhalde evet, Beşiktaş'ta. Başka da. En çok niye sevdi kuzeni Berlin? Yani, bravo. Ondan dolayı olabilir zaten. Öncelikle ben bundan dolayı gerçekten sana çok teşekkür ederim. Yeri geldi fedakarlık yaptın. İşte vardiyanı değiştin öyle söyleyelim. Yeri geldi aracın olmadığı zamanlarda dahi minibüse binip geldin. Allah razı olsun gerçekten. Bunlar aslında yapılan ciddi fedakarlıklar. Şimdi önce şöyle bir soru sormak istiyorum. İlk biz bu derneği kurarken senin kafandan geçen düşünce neydi? Yani bu kadar bu işin büyüyeceğini, bu kadar iyi organize olabileceğimizi, kenetlenebileceğimizi düşünebiliyor muydun? Umut ediyordum. Umutlarım vardı. Hı hı. Yani hep o konuda mutluydum ve daha güzel yerlere gelmeden yanılıyordum. Öyle mi? Mesela hiç bilmediğim bir arabamın çok değişik bir huyu varmış. Aa diyorum bunun böyle bir huyu varmış. Ama bir gerçek yani bu bir gerçek. Çoğu görmediğim akrabamı gördüm.
Yani mesela işten güçten falan değil mi? Daha yani çok sık güçten... görüşmeye başladık. Hem ona göre kendimi programlıyorum cuma akşamı. Evet. Ya da bir organizasyon varsa. Hı-hı. Diyorum burada o cuma gününe ya da iki gün öncesinden kendimi ayarlıyorum. Evde organizasyon başlıyor. Ama çok yoğundu. Şimdi mesela işten güçten vesaireden dolayı işte bu kadar sık görüşemiyorduk. Ama şimdi organizasyon olunca insan kendini odaklıyorsun. Aynen hani ya Filancinin düğünü var mesela kesin gitmek zorundayım gibi bir insan bir hissiyata kapılıyor değil mi? Zorunda gibi hissetmiyorum kendimi. Gideceğim diyorum ya bitti. İşte bu da bir zorunluluk aslında. Peki çevrende bizim derneğimizi tanıyan arkadaşlar vesaire takip edenler var mı? Ne diyorlar mesela? Bu hafta ben de izledim şimdi hepsi takip edecektir. Öyle mi? Evet videolar atmasını bekliyorlar. Buradan selam göndermek istediklerin varsa söyleyebilirsin yani mesela. Özel olarak selam göndermek istediklerin varsa. Evet. Emine teyzenin mi? Yok hayır hani arkadaşlarından, çalışma arkadaşlarından bu programımızı seyretmeyin. Seyret arkadaşlarımlar, Nurcan abla var, Şeyma abla var. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Nurcan ablayla Şeyma ablacığım bir alkış alalım. Evet. Bu arada Gülhan ablamın Emine teyzesi değil mi? Öyle mi? Çok selam göndermiş galiba. Doğru mu? Onun selamını iletelim. Aynı zamanda kardeşi Selda Kurt gelemedi. Yine annesi babası gelemedi. Şu an yoğun bir hava muhalefeti var bizim köyde. Onlar da gelemediler. Onlar da çok çok selamlarını ilettiler. Başka bir de aynı zamanda denetleme kurulu üyemiz sevgili Yakup Karada ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiği için kendisi bu akşam burada aramızda olamadı. Kendisine de acil şifalar diliyoruz. Onun da selamını size ulaştıralım. Başka herhalde bu tip bir selam. Erkan Bey taşınma dolayısıyla Erkan Bey de ofisini değiştirdiği için gelemiyor bu akşam. Emine halası biraz rahatsız olduğu için katılamadı. Evet Emine halası rahatsız olduğu için katılamadı. Sezai eniştesi çocuklara bakıyordu. Nurdan Hanım'ın selamı var. Başka? Ethem Bey. Bolu'dan denetleme kurulu başkanımız Orhan Bey'in eşinin de çok çok selamları varmış. Fatma teyzemize de aleyküm selam diliyoruz. Başka var mı? Yok. Tamam. Başka yok. Peki enişte senin çevrenden derneğimizi bilen var mı? Yani işte sen sonuçta Facebook'ta bazen bizim sonuçta gönderimizi falan beğendiğin zaman ben beğeniyorum da iş yerinde çalışırken arkadaşlarım bayağı bir şey yapmıştı o zaman. Mesela sordular mı ya bu nedir Hasan hani ne yapıyorsunuz yok. Siz vesaire gibi böyle sordular da sen yok musun diyor burada yani sen şeyde sordular bana birkaç kere de. Sonuçta eşimin hani akrabaları. Tabii yani onlara izah ettim durumu da yani, bakıyorlardı yani çok da hoşlarına da gitti aslında arkadaşlar bazı arkadaşlar. Tabii ilk önce şaşırdılar ya tabii. Şaşırmışlardı ya o dönem tabii şu anda bilmiyorum ne durumda. Mesela bana şey yani. Diyorlar mesela. Siz gerçekten her organizasyonda bu kadar kişi toplanıyor musunuz? Evet bizim en düşük organizasyonumuz zaten şöyle 50 kişi falan diyorum ben. Evet. Ya bir evde 50 kişi nasıl topluyorsunuz? İşte toplanıyoruz gayet de güzel herkes de mutlu hayatından diyorum. Evet. Çok kalabalık aile olduğumuz için binlerce yani biz alışkınız aslında. Yani. Biraz da hani ben çocukluğumuz döneminden köydeki toplantılarımızdan vesaire de oradan da biraz aklımda kalıyor. Şöyle bir soru sorayım. Bir yıl içerisinde hemen çoğu organizasyonumuza katıldın. Çoğumuzda bir pikniğe katılmadım. Evet, şimdi ben size böyle bir soru soracaktım. Katıldıkların içerisinde katılmadığını artık mecbur es geçmek zorundayım. Katıldıkların organizasyonlarımız, işte bu cuma akşamları ziyaretleri hepsi dahil. Yönetim kurulu, işte olan genel kurulu vesaire. Bütün bu organizasyonlar içerisinde sende en fazla etki bırakan organizasyonumuz hangisiydi? Bu akşam. Ama çok süfle verdin yani sen. Yani ben ondan beklerdim öyle. Kaldı öyle ne yapayım? Bence en çok Selda'nın organizasyonu beklerdim. Ben de şimdi Selda'nın gözüm bir bambaşka. Değil mi? Aslında ilk organizasyon. İlk organizasyon ve çok güzel oldu. Benim de şaşırdığım bir takım olaylar orada oldu. Ben bir de şaşırdım yani. Yani beklemiyordunuz herhalde. Hiç beklemiyordum bir şeyler. Ama çok daha güzel oldu. Yani aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Hem burada olan bütün kuzenlerimize ve yakınlarımıza hem de bu programı seyredip de daha sonra haberdar olacak tüm kuzenlerimize ve yakınlarımıza şunu söylemek istiyorum. O akşamki ruhu hatırlayalım. O akşamki beraberliği hatırlayalım. O akşamki atmosferi hatırlayalım. Ve lütfen herkes ona göre işte bu derneğe, bu organizasyonlara ona göre baksın. Hani ona göre değerlendirsin. Hani o akşamki o yaşananlar gerçekten çok bambaşkaydı. Sadece bizim akrabalarımız anlamında değil, ben tüm Düzce'ye damgasını vurduğunu düşünüyorum. İşte televizyonda yayınlandıktan sonra işte
sonuçta arayanlar, soranlar ya bunu nasıl yaptınız, helal olsun vesaire. Hani basit değil, bir andaki bir kararla 12 araba 60 kişiye nereye gidiyoruz? Karkış mı? Karkış tabii. Evet. Yani ona rağmen çiftlik gerçekten çok takdir edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Peki, bu akşam bizleri misafir ettin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Neler söylemek istersin? Herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Hepsine Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayrıcalığım varmış, arada bir trip yapıyorum ama. Ayrıcalığım olmasa zaten normaldeki, biz biliyorsun kuşakta sonuçta en baştan en sona doğru geliyorduk normalde. Amca çocukları içerisinde. Ayrıcalığım olmasa zaten biz orayı bölüp araya seni ziyaret etmeye koymazdık. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. İşte sen neler söylemek istersin? Bu akşam misafir olduk sizlere. Önce çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarımıza. Allah razı olsun. Biraz da heyecan olduğu için ben normal karşılıyorum. Yok, yani. Yok, ben tabii ki beklemedik bir şey yani. Ama güzel olduğunu düşünüyorum yani. Sevgili kuzenlerimiz, değerli takipçilerimiz, gelenekselleşen Cuma Akşamları Ziyaretleri projemizin 14. haftasında rahmetli Mustafa Kara dedemizin torunu, bizim de kuzenimiz, sevgili Gülhan Kul, eşi Hasan Kul ve değerli ailesiyle birlikte olduk. Bu güzel, hoş, sıcak ortamdan dolayı, ikramlardan dolayı, bu güzel muhabbetten dolayı ve misafirperverlikten dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta misafir olacağımız aile Orhan Kara ve ailesi olacak. Ev sahibi ailenin isteği doğrultusunda 13 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.30'da Orhan Kara ve ailesinin Üçköprü'deki evinde toplanacağız. Bu organizasyonda da yine tüm kuzenlerimizi ve tüm yakınlarımızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Artık kocaman bir alkışla bu akşam.